Ne kadar güzel çocuk şarkıları söylerdim. Aslında bana arkadaşlarım keşke hediye etselerdi. Çok üzülüyorum mikrofonum olmadığı için. Evet, böyle de şarkı söyleyebilirim. Ama benim bir mikrofonum olsaydı çok güzel şarkılar söylerdim. Mesela yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Merhaba çocuklar. Ben neden de üzgünüm? Çünkü benim hiç mikrofonum yok. Oyuncak mikrofonum olmasını çok isterdim. Baksanıza benim çok güzel bir sazım var. Ama bu bana yeterli gelmiyor. Keşke şimdi bir mikrofonum olsa. Size çok güzel şarkılar söylerdim, biliyor musunuz? Çünkü ben bütün şarkıları biliyorum. Ali Baba'nın Çiftliğini biliyorum. Keloğlan'ı biliyorum. Pinokyo'yu biliyorum. Ondan sonracıma Kardan Adam'ı biliyorum. Ve yaz geldi, çiçekler açtı şarkısını da biliyorum. Ama benim hiç mikrofonum yok. Merhaba arkadaşlar. Size bir şey söylemek istiyorum. Benim şimdi Özlem ablacığıma küçük bir sürprizim var. Ama sakın söylemeyin, olur mu? Gelin gelin, eğilin. Bakın burada ne var. Eminim ki çok sevinecek bunu görünce. Onun için harika bir mikrofon aldım. Çünkü mikrofonla şarkı söylemeyi çok seviyor. Ve onun mikrofonu kaybolmuştu. Bunun için çok üzüldü. Şimdi sessizce ona getireceğim. Ama sakın sesinizi çıkartmayın, olur mu? Çok heyecanlıyım. Evet, hadi gidelim. Yavaş yavaş getirmek istiyorum onu. Özlem abla. Ah, olamaz. Babyler. Ah, çok mutluyum. İnanamıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Bir dakika. Sızımı hemen şuraya bırakmak istiyorum. Çünkü bu gördüklerime inanamıyorum. Çok mutluyum. Yoksa bir dakika. Yoksa benim değil mi bu? Babyler, merhaba. Hoş geldin. Bu mikrofon mu? Evet Özlem ablacığım. Ta kendisi. Bu mikrofonu ben senin için hediye olarak aldım. Yani senin bu. Babyler, gerçekten mi? Arkadaşlar, duydunuz mu? Babyler bana hediye olarak mikrofon almış. Babyler, sen çok iyi bir arkadaşsın. Çok teşekkür ederim. O kadar mutlu ettin ki beni. Canım arkadaşım benim. Çok seviyorum seni. Bebeler, açabilir miyim artık? Tabii ki açabilirsin. O senin hediyen Özlem ablacığım. Senin çok güzel bir mikrofonun var ve kaybettiğin için üzüldüğünü biliyorum. Ve seni mutlu etmek istedim. Bebeler, ne kadar iyi bir arkadaşsın sen. Arkadaşlar, gördünüz mü? Benim eskiden çok güzel bir mikrofonum vardı ama onu kaybettim ve çok üzülmüştüm. Şimdi bana yenisini almış. Hadi açalım beraber. Şöyle şurada. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, ellerim titriyor heyecandan. Bakar mısınız? İnanmıyorum. Şuraya bakın. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Pili var burada ama benim pilim yok. Neyse, ben pilsiz de şarkı söyleyebilirim. Hemen kutusunu şuraya bırakıyorum. Bebeler, gerçekten bu mikrofonu bana aldığın için teşekkür ederim sana. Çok mutlu oldum arkadaşım. Rica ederim. Senin mutlu olman çok önemli. Hadi Özlem ablacığım, bize güzel bir şarkı söylesene. Arkadaşlar, gördünüz mü? Ne kadar mutlu oldu Özlem abla, değil mi? Acaba hangi şarkıyı söylesem? Bebeler, o zaman şöyle bir şey yapalım. Madem sen bu güzel mikrofonu benim için hediye aldın, o zaman sen bir şarkı iste, tamam mı? O zaman bir saniye. Birazcık düşünmem gerekiyor, olur mu?
acaba neyi söylese, neyi söylese, şeyi mi söylese, arı şarkısını mı söylesin yoksa başka bir şarkı mı? Evet evet, arı şarkısını istiyorum. Yaz geldi şarkısını istiyorum. Yaz geldi şarkısı. O zaman tamam, çok heyecanlandım arkadaşlar. Şimdi mikrofonumu elime alıyorum. Şimdi başlıyorum. Çok heyecanlıyım çocuklar. 1, 2 ve 3. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep çalıştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız 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 diye bağırır. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü severiz. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü severiz. Arı balını, arı balını, arı balını biz çok severiz. Nasıl, güzel oldu mu? Hem de nasıl, çok güzel söyledin. Tebrik ederim Özlem ablacığım. Birisi benden mi bahsetti? Hey, beni mi çağırdınız yoksa ben arınma ya? Az önce sanki birisi benim şarkımı söyledi ve beni çağırdı. Mikrofon getirmiş, ben de hangi şarkı söylesem diye düşünürken Baby Eli bana yaz geldi, çiçekler açtı, arı vız 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 şarkısını söylememi istedi. Sen nereden duydun bizi böyle? Ben duyarım. Benim bu antenlerim var ya, bu antenlerim, onlar sayesinde çok geçle duyuyorum. Arkadaşlar gördünüz mü arı mayayı? Ormandan geldi. Şarkıyı söylediğimi duydun demek. İnanamıyorum sana arı maya. Çok iyi yaptın gelmekle. O halde Arımayacığım, sen de bir şarkı iste. Senin için de bir şarkı söyleyelim. Hangi şarkıyı söyleyelim Arımaya? Ben hangi şarkı istesem acaba? Benim ormandaki çok iyi arkadaşlarımdan bir tanesi olan tavşan arkadaşım için tavşanım şarkısını söyler misiniz? Tavşanım şarkısını mı? Tabii ki söyleyebilirim tavşanım şarkısını ama ben iki tane tavşan şarkısı biliyorum, acaba hangisini istiyor arkadaşlar? Neyse ben bir tanesini söyleyeyim, olur mu? Ne dersin? Olur, fark etmez. Siz istediğinizi söyleyin. Ben çünkü tavşanları çok seviyorum. En iyi arkadaşım tavşanım benim ormanda. Tamam, o zaman söylüyorum. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. 1, 2, 3. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Ayaklarında patikler eskimiş, yırtılmış tavşanım ağlar. Tavşan bana baksana. Kaplan amca geliyor. Çabucak kaçsana. Nasıl Arımaya? Tavşanım şarkısını beğendin mi? Hem de çok beğendim. Harikasın. Seni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum Özlem ablacığım. Gerçekten çok güzel söyledin. Mikrofonu bana doğru getirince biraz heyecanlandım. Bebeler demek mikrofonu sana getirince heyecanlandın ha? Evet, mikrofonla şarkı söylemek gerçekten çok zevkli. İnsan kendini şarkıcı gibi hissediyor. Neyse arkadaşlar, bir bay bay yapalım o zaman. Arkadaşlar umarım şarkılarımı beğenmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve mikrofonumu size bay 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 diyorum. Ateş ki ateş ki, a green and yellow bag.